Kadri hocam yayında olduğunu tahmin ediyorum. Başladık mı hocam? Başladık. Süper. Fenerbahçe forma yakıyor hocam. Hocam 8 senedir sonra bir şey yapalım ya. 8 sene oldu valla. Geçen bir arkadaş şey demişti de o yüzden giydim. Yani siz Galatasaray Fenerbahçe diyorsunuz. Beşiktaşlı birisi. Evet. Beşiktaş da canımızdır, ciğerimizdir yani. Evet arkadaşlar. Kimseye karşı bir şeyimiz yok ama. Aynen. Aynen. 8 senedir süründüğümüz için bu sene biraz hakkımız diye düşünüyorum yani. Bakalım ne olacak. Bakalım aramızda hocam. Geçer herhalde bu sene. Aramızda geçebilir abi. Bakalım Galatasaray ne yapacak bu sene? Ne içeriz abi bugün? Abi bugün yine yeniden Jack yine, Daniels. Yine mi Jack Daniels? Yine Jack Daniels arkadaşlar. Bugün Jack Daniels serisinin 3. bölümünü yayınlayacağız. Bugün Gentleman's Jack tanıtacağız abi. Bunun farkı ne peki öbüründen? No 7'den? Hani farkı bourbon mu viski mi olduğunu şey yapalım. Farkı fiyatı hocam. Yok farkı şu abi. Şimdi Tennessee viskilerinde yani özellikle Jack Daniels'da hocam bu nasıl filtreleniyor bir anlatayım istersen. Anlat abi. Normalde bu odun kömürü yaklaşık bir 10 feet diyorlar işte 3 metre boyunda bir odun kömürü yerleştiriliyor. Jack Daniels number 7 geçen hafta tanıttığımız ya da 2 hafta önce tanıttığımız viski. Oradan abi filtreleniyor ve oradan fıçılara dolduruluyor. Gentleman's Jack'in farkı o filtrelendikten sonra bir ikinci rounda daha giriyor abi. Hmm. Aslında çok basit. Yani iki defa filtreleniyor denebilir. Çünkü burada bir yerinde... Mellow bir şey diyor değil mi? Mellow filter. Evet diyor. Abi. Double mellow diyor. Ha, oymuş demek. Mellow olmasının şimdi tadacağız arkadaşlar. Bütün bunun amacı ikinci filtrelenme olayından sonra çok daha keskin gelen alkol kokusunun biraz daha yumuşatılması, mellowlaştırılması. Bazı kokuları da o sert köşelerin abi daha böyle şey olması, yumuşatılması. Kömür demek ki o işe yarıyor. Evet abi. Bakalım yani bu tabii şey Jack Daniels'ın hangi fıçıların çok spesifik hangi fıçıların ikinci sefer filtrelendiği ile ilgili çok fazla bilgi yok abi. Evet. Bundan ilgili bayağı bir şey de gelmişti bize Türkiye'den arkadaşlardan Jack Daniels Gentleman's Jack tanıtın falan diye. Herhalde bayağı şey satılan bir şey olabilir. Doğru. Gentleman's Jack. Aslında benim de tecrübem o yani hani fiyat farkı çok çok böyle acayip fazla değilse çok daha rahat içilen, çok daha güzel bir viskiydi. Evet, yani tadalım abi. Yani buruna da bakalım, şeye de bakacağız şimdi. Yani Jack Daniels, tabii çok daha bunların işte 10 yıllık age edilmiş viskileri de var. Biz bu arada 2 hafta önce söylemeyi unuttuk. 7 numaralı viskinin minimum yaklaşık 4 yıl abi age edilmiş olması gerekiyor. Bayağı fazla bourbon için. Bayağı fazla. Orada bourbon 2 yılda falan kesiyorlar. Evet, evet. Tam şey vermemekle beraber 4 ila bir 6 sene arasında olduğu tahmin ediliyor. Çok fazla bir yaş şeyi yok. Çünkü renge bakarsan renk bayağı koyu. Bayağı bir o meşenin rengini almış yani. Meşesi ve neşesi bol olsun. Meşesi ve neşesi bol olsun abi. Yani. Evet abi güzel. Bak, karamel kokuyor. Güzel böyle upscale viskilerdeki karamel kokusu. Abi bu dediğim arkadan gibi yani. Alkol geliyor ama yine. Alkol geliyor yani bu aslında çok fazla arkadaşlar söylenecek bir şey yok. Yani dediğim gibi aynı viskinin çift filtrelenmesi sebebiyle. Aynı viskinin başka rengi. Başka rengi abi. Peki. Bakıyoruz. Güzel. Çok rahatsız edici bir şey yok. Kokusu yok yani. Evet. Ne diyorsun abi? Abi No 7'ye göre çok daha düz geldi bana bunun şeyi tadı. Böyle ve çok kısa. Çok uzun böyle bir tat almıyorsun yani. No 7'de yumuşak ama çok yumuşak. Daha yumuşak. Çok daha yumuşak. Müthiş yumuşak. Yani. 7 numarada söylediğimiz mesela bunda ben aldığım şeyi söyleyeyim abi. Karamel, vanilya. Biz bir muz esprisi yapmıştık hani muz geliyor gelmiyor diye. Arkadaşlar bunda da aynıları ama mesela daha doğal geliyor bazı şeyler. Yani işte muz şurubu gibi değil de daha böyle muzun kendi tadına yakın. İşte karamel şurubu değil de o çift filtreleme, double mellow dediklerinin asıl amacı bu. O çok keskin köşeleri daha düzlemek. Hem kokuda hem tatta. Ve daha iyi bir içiş deneyimine sahip olmanız için bu işlem yapılıyor. Aslında, yok çok yumuşak. Çok yumuşak. Aslında olay o abi. Yani acaba bir kere daha filtrelense ne olur mesela hocam? Benim aklıma da öyle şeyler geliyor. Tadı da kanlayabilir. Enteresan kanlayabilir tabii. Yani.
Mesela İrlanda viskisi konumuz değil ama İrlanda viskilerinde üçlü distil etmesinin ana nedenlerinden birisi içiminin kolay olması hocam zaten. Evet, yani evet, ne kadar fazla o prosesten geçersen biraz daha kolay oluyor. Yani günün sonunda baktığında hani bence çok böyle aromatik, çok kompleks viskiler var. Bir de böyle günlük içeceğin viskiler var. Hiç değil. Hiç kompleks bir iş. O aromatik kompleks viskileri günlük içemiyorsun. Yani hem midene zarar hem cebine zarar şeklinde. Dolayısıyla hani böyle günlük içilebilecek viskiler, daha önce anlatmıştık işte bourbonları anlatmıştık. Bu Larsenesi, Marsenesi bilmem nesi. Maker's Mark'ı falan. Maker's Mark. Ben bunu o kategoride görüyorum. Yani hani böyle günlük böyle bir işten geldim eve, böyle bir kafayı rahatlatayım, şey yapayım falan. Ben rahat, zat şey vermeyen, rahatsızlık vermeyen, mideyi yakmayan falan. Çok yani güzel. Benim sevdiğim bir şey değil arkadaşlar. Ben kendi adıma söyleyeyim. İçilmez mi? Tabii içilir. Hiç enteresan bir viski değil benim için. Evet. Abi şöyle düşün ama yani viskinin enteresanlığı nerede? Mesela işte, hocam şöyle hani, bir baktığım zaman falan. Ha, böyle cuma günü oldu mesela. Bir kafamızın şey olmuş, içine edilmiş. Bütün gün böyle koldu bilmem her ne. Her cuma diyebilir miyiz ona? Her cuma. Ama her cuma aynı şey oluyor. Böyle 5 gün boyunca onunla telefonla görüş, bununla iş yap, öbürüne e-mail gönder falan. Cuma akşamı olduğunda böyle hani bir kafanı rahatlatacak, böyle şey yapacak falan. Ne beklersin viskiden? İşte bu abi, yani böyle bir kafayı döndürsün, bir rahatlatsın, şey yapsın. Onu yaparken de midene ve cebine zarar vermesin, değil mi? Mevzu evet, o yani. Evet, yani cebe zarar vermeme konusuna katılıyorum abi. Ama hani cebe zarar vermemesi için böyle çok iğrenç viskiler de var. Onu içen bazı arkadaşlar... Yok, şaka yapıyorum. Cebe zarar vermemesi için hani çok böyle çok rahatsız edici viskiler de var, onu diyorum. Hani hiçbir şey, bu yumuşak. Tabii abi, bu kadar kişi, o gün Jack Daniels'da da anlattık. Bu kadar kişi yanlış olamaz derler ya abi. Yani şey, ama enteresan bir, yani şu olay o. Tabii ki içilmesi şey kolay, bütçeye de uygun. Ama çok kompleks, çok ayrı notlar, çok ayrı çok işte abi. Bitiş, işte burunla şey arasında... Damak arasında çok böyle çok değişik geçişler beklediğiniz bir içki ise bu değil abi. Yok abi, alkol işte yani. Alkol. Ama şey de değil yani, bir neydi? Vat 69 falan. Bir vat 69 değil. Hocam şey Ankara değil. Viskisi nasıldı? Bulamadık onu. Hocam ben Ankara viskisi içtim. Yani yemin ederim içtim. Galiba daha önce de bahsettim. Bahsettik yani, yayında. Yani böyle sabun tadı gibi bir tat geliyor ağzına. Yani berbat bir şey ama hani diyorum keşke olsaydı da hala içseydik yani. Çünkü bir şey... Bir ülke için, bir ülkenin bir viski markasının olması bence iyi bir şey yani. Tabii abi, deli misin? Kesinlikle. Sordurduk bu arada sevgili arkadaşlar. Türkiye'de Ankara'da. Bunu bulabilir miyiz diye. Artık üretilmediği için zannediyorum. Artık böyle collectibles şeyine girmiş abi. Evet. Yani bu Ankara'da şey bir içki fabrikası vardır şeyin orada. Çiftliğin orada, oraya hiç gittim bilmiyorum. Ben hiç Ankara bilmiyorum abi. Orada harika mesela kokoreç yaparlar. Benim en sevdiğim mekanlardan biriydi orası. Orada içki fabrikası var, Ankara'da yapılırdı. O yüzden de adı Ankara viskisi. Nasıl abi, sonrasından nasıl geliyor? Ama yani rahatsızlık verici bir tadı yok. Yok, rahatsızlık vermiyor abi. Yani bu dediğim gibi Türkiye'deki bunun fiyatları... Bu arada sağ olun arkadaşlar, yani bu fiyat hakikaten Türkiye'deki fiyatları artık sizin sayenizde hakim olmaya da başladık. Bütün gelen yorumları kişisel okuyoruz. Her birisine cevap yazamıyoruz bu arada, onu da bahsedeyim. Çok çok teşekkürler. Abi bunun fiyatı bilmiyorum Türkiye'de. Fresh bir tadı var hocam, yani böyle hani o şeyi içtiğin zaman fresh bir tadı var böyle. Çok enteresan. Bu dediğim gibi güzel, biz bunu... Tufanda içmiştik galiba. Aklıma bir şarkı geldi ama söylemeyeceğim hocam. Okay. Galiba Tufanda içmiştik bunu. Olabilir. Ben de bunda bir ara böyle çok, bunun bir devasa şişeleri vardır ya. Büyük büyük şöyle bir şeydi, bu kadar bir şeydi. Evet ya, yani bende de vardı o. İç bitmedi yani. Birkaç sene benim şeyde durdu. Ama yani güzel viski. Yani bir kere bir şey almıştık Costco'dan böyle bir... Kirkland marka ama en ucuzu. Ondan sonra o Jim Beam olayı falan var. Evet. Jim Beam de videosu çekeceğiz arkadaşlar. Jim Beam de sırada. Jim Beam'i de çekeceğiz. Bu şeyi sizin için yapacağız yani. Evet, Jim Beam'i de içeceğiz sizin için arkadaşlar. Yani onlar mide falan yakan şeylerdi böyle. Bak bu bir de tabii fiyat farkına kadar bilemiyorum. Yani bu şişesi ne kadardı mesela?
Abi bu ufak şişe yani galiba ben 20 dolar ve tax verdim. Dün aldım abi ben ama bunu. Ama büyük şişede herhalde biraz daha şey oluyor yani. 200 ml'lik abi bu 20 dolar 200 ml tahmin yani ediyorum şey. Ki bunun 1 litresini 40 dolara 45 dolara alırsın. Yani o açıdan fiyat performans iyi. Evet. Şeye tercih edilir arkadaşlar biraz daha vereyim. Jack Daniels 7 numaradan daha... Böyle daha kesinlikle güzel bir şey için, daha az daha alkol iyi. Gelsin ağzıma diye düşünüyorsanız iyi. O zaman tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok daha iyi. Jim Beam'den iyi. Benim Jim Beam'den iyi abi. Jim Beam şey bir standart hocam ya. Evet. Böyle şeyde. Hocam kaç dakika oldu ya? Hocam 10 dakika 40 saniye oldu. 10 dakika 40 saniye. 11 dakika. Aslında wrap up edebiliriz yani. Wrap up edelim. Bir sonraki yayınımız arkadaşlar ya Jim Beam olacak ya da sorulduğu için Chivas Regal. Klasik evet. Chivas Regal'in 12 yılını size tanıtacağız arkadaşlar ona. Evet. Evet. Ama bu şey mesela çok enteresan bir not. İçtikçe böyle fresh böyle şey hani sanki böyle yazın sıcak havada böyle rahat ferahlatıcı bir iç tadı var. Abi kötü değil ya kesinlikle. Benim dediğim nokta şey. Tabii Türk yani şimdi nerede ne bulduğunla çok alakalı. Şu aynı fiyata Larsen'i buluyorsan hani Larsen'i alırım ama Türkiye'de evet. Mesela bu fiyatta düşündüğüm en bir viskiler arasında tabii ki bunu kaparsın. Abi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela yazın daha böyle fresh hani belki bir kokteyl parçasında falan çok güzel olabilir. Kokteyl içinde güzel müthiş olur. Müthiş fresh yani. Evet. Kokteyl çok içinde fresh. Güzel olur. Çok fresh bir içimi var. Ben evde kadar tahmin etmiyordum yani. Çok rahat, çok yumuşak, çok smooth gidiyor yani. Manhattan'a falan koyar mısın abi? Koyarsın. Koyarım abi. Koyarım. Yani smooth gidiyor, güzel gidiyor. Güzel de kafa yapıyor. Kaç şeydi bu? 40'tır abi. 40 mı? Zaten bunların çoğunluğu 40. 40'tır. %80 daha önceki yayında da söylemiştik. %80 mısır, %12 çavdar, %8 arpa arkadaşlar. Tennessee viskisi. Hocam peki yayını kapatalım. Kapatalım abi. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sağ olun üye olduğunuz için arkadaşlar. Üye sayımız da hızlıca artıyor. Evet, evet. Bu onun arada için ayrıca teşekkür ederiz. İsli viski 1000'e yaklaşıyor. Orada o 1K'yı görmek için evet. Şey yapıyoruz. Evet yani isli viskilere ilginiz varsa lütfen özelden mesaj atın. Ayrı isli viski biz çok sevdiğimiz için ayrıca evet. Tek tek tanıtımlarını da yapabiliriz. Evet, evet, evet. Evet. Yani o 1K'yı bir görsek orada enteresan bir dönüm noktası olacak. Evet. 1K. Eyvallah. Arkadaşlar kapatalım hocam. Kapatalım hocam. Klasik. İyi bakın kendinize. Seattle'dan evet. Sevgiler arkadaşlar. Neşeniz ve meşeniz bol olsun diyoruz. Evet abi. Neşeniz ve meşeniz bol olsun. Evet. Görüşmek üzere. Eyvallah. Ben kapatıyorum abi. Sen kapat hocam. Kapatabiliyorken kapat. Kapatabiliyorken kapatayım abi. Kapatamayacak duruma gelmiyorum. Tamam hocam. Kapatıyorum eyvallah. Bak. Eyvallah. Kapat.